Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 19'da gerçekten efsane ötesi bir video ile beraberiz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte benim yaptığım çok büyük bir hatayı söyleyeceğim size ve size yapmamanızı söyleyeceğim arkadaşlar. Ve eğer bir iki kişiyi bile kurtarırsak gerçekten efsane olur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bugün etkinliklerden çok efsane şeyler alacağız. Karnaval etkinliğimizden tam 2 tane efsane ötesi oyuncu alacağız arkadaşlar. Videoya başlamadan önce sizlerden bu videoya like bombalaması bekliyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. O zaman ilk olarak şuradan ben efsane geliştiricilerimi alıp başlıyorum. Umarım 10 tane efsane geliştirici çıkar derken hiç çıkmadı. Yani Rolant istiyordum 10 tane ama maalesef çıkmadı. Ve yeniyseniz de arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz diyorum. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. 130 bin abone oluyoruz. Hatta belki siz izlerken olmuş bile olabiliriz ama siz yine abone olun. Biz belki 150 bin yolunda diye bir adım atmış olacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Ailemize katılmayı unutmayın. Abone olup bildirimleri açıp videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz güncel bir şekilde. Şimdi devam ete basıyorum arkadaşlar. Ve bu arada bu videoya arkadaşlar bir like sesi söyleyeyim. 2000 beğeni. Hepiniz yapar mısınız? Bence yaparsınız ya. Hadi bakalım. Şimdi maskeler kısmına gireceğiz tabii ki. Çünkü arkadaşlar Paulinho'yu alacağız ilk olarak. Hemen bir kadroma koyacağım. Bakalım nasıl olacak. Hemen şöyle şunu bir alıyorum abi. Ben direkt bunu alacağım. Direkt. Yanlış aldım abi. Pardon ya. Vallahi yanlış aldım. Şimdi tek tek bunu almam gerekiyor. Hemen arkadaşlar ben bunların hepsini birden alayım. Sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi son bir tane daha alıyoruz. Gördüğünüz gibi efsane bir tane de aldık. Ve şimdi arkadaşlar sırada kim var? Tabii ki de Paulinho var. Hemen Paulinho'yu alalım. Yaptığım hatayı birazdan söyleyeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Siz baştan sona izleyin. Zaten görürsünüz. Gördüğünüz gibi Paulinho burada. Danışman da bayağı az kalmış bu arada. Paulinho'yu takıma koyacağım arkadaşlar. Şimdi hemen takıma Paulinho'yu koyalım. Bu arada takımı 4-3-3 atağa çekeceğim. Niye mi? Çünkü efsane bir transfer geliyor abi. Çok heyecanlıyım şu anda. Bakalım neler olacak. Şöyle bir yapalım. Wijnaldum yerine Paulinho'yu alacağım abi. Daha iyi Paulinho bence. Çok daha işimize yarayacak bizim. Ve abi şu anda 115 kimya oldu ama bakalım belki çok daha yüksek bir kimyaya ulaşabiliriz şu anda. Bilemiyorum. Belki 120 olabilir diyorum. İnşallah da olur. Dünya turuna giriyorum arkadaşlar. Dünya turundan bir de şuradan Nainggolan'ı alacağım. Gerçekten efsane olacak arkadaşlar. Hemen size yaptığım hatayı Nainggolan'ı da kadroya koyduktan sonra söyleyeceğim arkadaşlar. Ve umarım en azından 2-3 kişiyi kurtarırız arkadaşlar. Kurtarırsam da yorumlara yazmayı unutmayın. Haydi bakalım şöyle değiştir diyelim. Ve Nainggolan'ı koyalım abi. Gerçekten efsane oldu. Tabii ki beceri geliştiricilerini de geliştireceğim. Çünkü ben Nainggolan'ı kullanmayı düşünüyorum. Hemen abi 100.000 coins'i basalım. Ve son 3 tane de 9'a gelecek. 9'a geldiği zaman da bizim için çok güzel olur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi 101 gen 120 kimya olduk. Evet tamam, ben hedefime şu anda ulaştım. Kanteri'ne de Nainggolan geçti. Takım gerçekten şu anda harika oldu arkadaşlar. 120 kimyayı bulduk. 3 tane bu tarz oyuncudan var bu stil. O yüzden abi herkese uyduk ve gerçekten süper oldu şu anda. Umarım siz de hoşunuza gitmiştir, umarım yani sizin de hoşunuza gitmiştir. Böyle hatta daha da tatlı durdu. Arkadaşlar şimdi size yaptığım hatayı söyleyeceğim. Siz bu videoyu izlerken etkinliğin son günü. Bu etkinliğin son günü arkadaşlar. Ve bazı kişiler bazen oyuna girmeyi unutabiliyor. Okuldan şimdi geldiniz abi ve oyuna girmeyi unuttunuz. Bu kadar zamandır biriktirdiğiniz emeğiniz çöpe gidecek. Sakın gitmesin arkadaşlar. Biriktirdiyseniz kesinlikle girin ve oynayın. Bakın kesinlikle oynayın. Bakın Nainggolan bile kaçabilir. Son anda alıyorsunuzdur. Kaçabilir. Girin bir kontrol edin siz yine de. Ben yeni ay yılı etkinliğinde son gün yarım saat kala aklıma geldi. 15 dakika kala girerim dedim abi. Sonra 3 dakika kala aklıma geldi. Çok az bir şey alabildim. Maalesef abi fişekleri falan açamamıştım. Çok büyük bir hata yapmıştım. Sizler de bu hataya düşmeyin abi. Ben yaptım, siz yapmayın. Haydi bakalım abi. Umarım 3-4 kişiyi kurtarmışızdır. Ve bu videoda zaten efsane 2 tane oyuncu aldık. Hani videonun konusu zaten vardı. Ben başka bir konu koydum videoya. Ve bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Gerçekten çok önemli. Ve şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte hemen hızlıca haftanın takım etkinliğinden alabildiğim kadar, açabildiğim kadar paket edeceğim. Bu arada ilk 11'den bir oyuncu çıkardık. Hadi bakalım belki 4 tane ilk 11'den oyuncu çıkartırız ya, yok. Eğer bu hafta toplamda 4 tane ilk 11 oyuncusu çıkartırsam ki bakalım bir. Ooo bir tane daha çıktı. Bir şey söyleyeyim mi? Bir tane de buradan çıkacak. Bir tane de yüzlüklerden bir tane çıkarsa abi ben 3 tane elit oyuncu açmak için Messi şansını deneyebilirim. Çünkü arkadaşlar haftanın takımı kısmıma gelirseniz haftanın takımı kısmında gördüğünüz gibi Messi var. Gerçekten efsane duruyor ve 9 gende boost'u varmış. Gerçekten harika arkadaşlar. Şimdi ben bir kontrol edeceğim. Gerçi ama yok ya, ST Patrick gününe gireceğim bir. Burada muhtemelen yoktur diye düşünüyorum. Hemen gökkuşağını bir açalım abi, gökkuşağı kısmından. Bakacağım ama evet yok. Şunları da alacağım abi. Ben efsane geliştirici açabildiğim kadar açmaya çalışacağım sizler için.
ve Nainggolan'ı da bayağı bir yükselteceğiz. Paulinho'nun da yükselmesine az kalmış arkadaşlar ve artık kantesiz bir şekilde ilerleyeceğiz. Ayrıyeten şöyle bir göstereyim size, gördüğünüz gibi diyemiyorum çünkü diğer kadrolar bozuk abi. Yani bozuk dediğim, diğer kadrolarda bu oyuncular duruyor. Bu oyuncuları diğer kadrolardan da şimdi çıkartalım. Buraya Paulinho'yu koyalım. Buraya da herhangi bir tane oyuncu koyacağım abi. Kim gelirse Iborra'yı koyalım mesela. Hatta Iborra'yı da satarız abi. Bu adamı koyayım, çok da önemli değil. Ben bu kadroyu zaten sonradan daha düzgün bir hale getireceğim. Şimdi arkadaşlar burada çalıştır dediğimiz zaman gördüğünüz gibi yani 2 gem 1 coins'i yükseltebiliyorum. Ve gerçekten harika abi. Şu şekilde sadece 1 gem arttıramıyorum bile ama şöyle gelirsek abi, bunu açarsam falan bakalım ne oluyor abi. Şöyle bastığımız zaman evet, 1 gem 221 bin coins'e gerçekten aşırı efsane oluyor. Ve arkadaşlar bir de bize kaleci lazım tabii ki. Yani kalecimi yükseltmek istiyorum. Artık abi forvet hariç bütün antrenman boostlarım var. Basmak istediğim zaman gördüğünüz gibi abi bunları görüyorsunuz. Mis gibi basılabilir yani. Burada bir sürü antrenman XP'si basılacak şeyimiz var. Coins'lerimiz de var abi. Sadece forvet yok. Forvet için abi ben bunları bekletmek istiyorum. Çünkü forvetin olmaması gerçekten üzücü bir durum. Ama arkadaşlar bu videoya özel. Sizlerin bu videoyu bayağı bir beğeni atacağınızı inanıyorum. Bakın 2000 beğeni yapın. Ben bu adamı özel bir videoda da yükseltebilirdim ama bu videoda yükseltmek istedim sizler için. Tam 353 bin coins vereceğim arkadaşlar ama bir saniye. Şimdi 10 bin çıkarsam şöyle koyayım abi, bir dakika. Şunları bir koy. 5 bin de çıkar abi. 5 bin çıkar. Bir dakika. 5 bin çıkar. Şunu koy. Olmadı. Abi şu an çok sinirlerim bozuldu. Şunları çıkar abi o zaman. Yok abi ya vallahi koy. Koy anasını satayım. Vallahi koyabildiğim kadar koyacağım artık. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 353 bin coins'e şimdi sizlerle birlikte Alisson'u da 90 gen yapacağım. Çok felaket gaza geldim. Takım efsane oluyor ama ve ben Alisson'u da 1 gen daha arttırdım. Ve şu an takımın halini görüyorsunuz. Gerçekten efsane ötesi oldu. Takım yani gerçekten bir anda çok güzel oldu. Çünkü EA Sports efsane etkinlikler getirdi arkadaşlar. Bakalım bir hafta sonra bir ikon da almak istiyorum. Cevherin 1250'yi geçecek. Yani ikon turnuvasını en az 2 hafta yani 2 tur oynayabileceğim. Ama muhtemelen maalesef 2500 olmayacak. Ama bakarsınız arkadaşlar ben çok kasarım olabilir. Bilmiyorum arkadaşlar, belli olmaz. Şu ikonlar sayesinde abi bayağı bir geliştiricim arttı. Bu da benim için çok da güzel oldu açıkçası. Ve gerçekten şu anda çok mutluyum. Takımda toplamda 3 tane Brezilyalı oyuncu oldu. 2 tane de yeni dev transfer aldık. Bence gerçekten süper arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte bir de videoda arkadaşlar şöyle bir şey göstereyim. Ve videonun sonunda sürprizim de var arkadaşlar tabii ki size. Hemen çoğunuz abi özellikle 100 geni geçenlere söyleyeceğim. Buraya gördüğünüz gibi arkadaşlar çarkı çevir çıkanı yap challenge videosundan dünkü. Burada alıyoruz arkadaşlar bu ödülleri. Hemen alalım. Ve arkadaşlar ligimizin adı gördüğünüz gibi Koray YouTube. Buraya 95 gen üstü herkes istek atabilir. 95 gen altı neden istek atamıyor? Maalesef arkadaşlar oyuna daha çok emek vermiş kişiler alabiliyorum. Hani bunları çekilişle bir şekilde yapabilsem yaparım ama maalesef yapılmıyor. Oyuna daha çok emek vermiş kişileri alabiliyorum. Hani bir özgürlük yani bir haksızlık olmaması açısından. O yüzden eğer 95 yeni geçiyorsanız şansınızı deneyin. Lige istek atmayı unutmayın arkadaşlar. Koray YouTube ben ligdeki oynamayan herkese atacağım. Ve arkadaşlar pazartesi akşamına kadar da turnuva açmayacağım ligde. Haberiniz olsun, 15 kişilik falan bir boşluk olacak zaten ligde, merak etmeyin. Burada da 15 tane atılacak kişi var. Geçen turnuvalarda oynamamış kişiler. Bunları atacağım arkadaşlar ve gerçekten efsane şeyler yapacağız. Ve her video çıkışımızın vazgeçilmezi 2 tane paket açacağım abi. Gaza geldim. Yine ben çok gaza geldim bu videoda. Coins moins harcadım. Bilemiyorum neden harcıyorum ama umarım sizler de beğenerek destek olursunuz. Çok beğeni istediğimi söylüyorsunuz ama arkadaşlar FIFA Mobile'i Türkiye'de çeken 2 tane adam akıllı kanal var. Birisi Enes Sarıoğlu, birisi Koray Yıldırım ve arkadaşlar ikimiz de gerçekten aşırı derecede emek veriyoruz. FIFA Mobile neden trendlere çıkmasın abi? Oyun trendlerinde boş boş bazı videolar oluyor. FIFA Mobile neden çıkmasın abi? Millete 10.000 like geliyor. Çok boş videolar oluyor. PUBG Mobile'lere demiyorum tabii ki arkadaşlar ama çok boş videolar oluyor. Onlara 10.000 geliyorsa bize de gelebilir arkadaşlar. Bizler de en azından FIFA Mobile 2020'de aşırı derecede sizden büyük destek bekliyoruz. Haberiniz olsun ve efsane bir oyun geliyor. Onu da haberiniz verelim arkadaşlar. Baccalaureus ve hemen son bir paket daha açıyorum arkadaşlar. 375 cevheri geçen yayında yanlışlıkla çöp etmiştim. Ona çok üzüldüm. Ve evet yine 72 çıktı. Ve arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Videoya dediğim gibi like atmayı unutmayın ve yeniyseniz de hoş geldiniz diyorum ailemize. Biz çok güzel şeyler yapacağız sizlerle birlikte. Kanalıma şuradan abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bakın şurada abone ol butonu var. Oradan abone olabilirsiniz. Ve şuradaki iki videodan herhangi birisini tıklayarak gerçekten efsane ötesi muazzam bir videoya gidebilirsiniz arkadaşlar.
Hoşça kalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Gerçekten adamsınız ama şuradan abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bu dakikaya kadar izlediysen zaten artık abone ol yani. Her videoda söylüyorum bunu da. Neyse hoşça kalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum ve bye bye.